Bazı tarihi olaylar vardır ki zaman onları unutulmaz kılar. Bazı zaferler vardır milletlerin kaderinde, düşüşten yükselişe geçişin dönüm noktası olmuştur. Çanakkale Zaferi de bu büyük tarihi olaylardan biridir. Unutulmamıştır, unutulmamalıdır. Bir millet, zaferini sonraki kuşaklara aktarabildiği ölçüde muzafferdir. Yoksa tarih unutulup gitmiş zaferlerle doludur. Zaferin ruh ve heyecanının gelecek nesillere aktarılamaması başarıyı geçici kılar. Tarih yazmak, yapmak kadar önemli olduğu gibi yazılanları okumak da o derece önemlidir. Zira yazılan tarihler okunmazsa tarihin verdiği bilgelikten yoksun kalan milletin geleceği karanlık demektir. Çanakkale Zaferi 200 yıldan daha fazla bir süreden beri yenilgilerden, başarısızlıklardan bunalmış, iç mücadeleler ve kardeş kavgalarıyla yıpranmış bir milletin, Türk milletinin omuz omuza vererek tek bir amaç için birleşmesi ve bu amaca inançla sarılarak son bir gayretle kazandığı bir ölüm kalım savaşıdır. Çanakkale Zaferi, dünyevi her türlü arzularından vazgeçerek, dünyayı arkasında bırakarak, milleti, sevmeye doyamadığı çocukları ve hiç göremeyeceği torunlarının geleceği, inandığı değerler için ölüme, şehitliğe koşan insanların sırrıdır. Nasıl mı? İşte buyurun. 13. yüzyılda Anadolu'da kurulan ve hızla genişleyerek 16. yüzyıldan itibaren dünyanın tartışmasız tek süper gücü haline gelen Osmanlı Devleti karşısında Avrupa devletleri kalabalık nüfuslarını beslemek, siyasal açıdan Osmanlı etkisinden kurtulmak için yeni kaynaklar aramaya başladılar. Osmanlı Devleti'nde 17. ve 18. yüzyıldan itibaren eğitim ve bilimde başlayan gerileme zaman içinde devletin her yanına yayılmış, bunun ardından da yenilgiler birbirini kovalamış, açgözlü ve yayılmacı Avrupa karşısında Osmanlı Devleti her geçen gün eriyip tükenmiştir. 19. yüzyılda sanayileşen Avrupa devletlerinin giderek artan sömürgecilik hareketi, dünya üzerinde Osmanlı Devleti toprakları hariç sömürülmemiş, esir edilmemiş tek bir parça yer bırakmamıştır. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarından itibaren sömürgeci devletler, Osmanlı Devleti toprakları üzerinde daha fazla nüfus sahibi olmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Bu yarış, zamanla Avrupa devletleri arasında eski düşmanlıkların bitip yeni menfaat birlikteliklerinin başlayacağı kamplaşmalara neden oldu. 1914 yılına gelindiğinde İngiltere, Fransa ve Rusya bir tarafta İtilaf Anlaşma Devletleri'ni oluştururken diğer tarafta Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, Bulgaristan ve sonradan Osmanlı Devleti İttifak Devletleri'ni oluşturmuşlardı. İngiltere'nin başını çektiği İtilaf Devletleri, İtalya'nın sonradan taraf değiştirerek İngiltere'nin yanına geçmesiyle 12 devletten oluşuyor ve 42.188.810 kişilik bir kuvveti ifade ederken, Almanya'nın başını çektiği ve Osmanlı Devleti'nin dahil olduğu İttifak Devletleri ise sadece 22.850.000 kişilik bir kuvvetten oluşuyordu. Dünya silah teknolojilerinde 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan gelişmeler denizciliğe de yansımış ve ahşap gemilerin yerini çelikten yapılan gemiler almaya başlamıştı. Bu konuda başı çeken İngilizler dipten tırnağa çelikten zırhla kaplı üzerinde çok sayıda top taşıyan bir gemiyi 1895 yılında hizmete sokmuş ve ona HMS Dreadnought adını vermişlerdi. Bu sebeple daha sonra yapılan bu türden gemilerin hepsine Dreadnought denilmiştir. Bir Dreadnought'un gücünü anlatmak için Çanakkale Savaşları'nda İngiliz donanmasında görev almış olan Queen Elizabeth'ten örnek vermek yeterli olacaktır. Queen Elizabeth Dreadnought'u yaklaşık 197 metre boyunda, 28 metre eninde 33 bin tonluk bir savaş gemisiydi. Üzerinde her biri ortalama bir insan boyunda ve ağırlığı yarım tondan fazla olan mermiler atabilen 8 tane 380 milimetrelik top, 16 tane de 152 milimetrelik top bulunuyordu. Toplanın ortalama menzili ise 20 kilometreyi aşıyordu. Yer yer 80 santim kalınlığında çelik zırhla kaplıydı. Başlı başına tam bir çelik kale ve ölüm makinesiydi.
Diğer taraftan bu gemiler öylesine pahalıydı ki dünyanın dörtte birinden fazlasını elinde tutan ve dünyanın en zengin devleti olan İngiltere'nin bile ancak 26 tane dreadnought'u vardı. Bu açıdan bu gemilerin batmaması savaşmasından daha önemliydi. Ürettiği yeni silahları ve siyasal havanın gerginliğiyle Avrupa 1914 yılına gelindiğinde patlamaya hazır bir dinamit gibiydi. Bu dinamiti patlatacak kıvılcım gecikmedi. 28 Temmuz 1914'te Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliaht Prensi Franz Joseph ve eşi Saraybosna şehrini ziyaretleri sırasında Princip isimli bir Sırp milliyetçisi gencin suikastine uğradılar. Her ikisi de olay yerinde öldü. Bu olay milyonlarca kişinin öleceği, o zamana kadar görülmemiş kanlı ve geniş çaplı bir savaşın başlangıcı oldu. Osmanlı Devleti bu sırada İngiltere'de inşa ettirdiği Şehzade Osman ve Reşadiye dreadnought'larını almaya hazırlanmaktaydı. Bu gemileri aldığında Türk donanması Akdeniz ve Karadeniz'de azımsanmayacak bir güç haline gelecekti. Bunu hesap eden İngiltere Deniz Lordu Winston Churchill bu gemilere uluslararası hukuka aykırı bir şekilde el koymaya karar verdi. Bu haberin Osmanlı istihbaratı tarafından öğrenilmesinden sonra Türk Savaş Bakanı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa bu durumu çaresiz kabullenmek yerine taktik bir avantaj olarak kullanmaya karar verdi. İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Wangenheim toplantıya çağrılarak eğer Almanya Türkiye ile bir ittifakı kabul ederse bu iki savaş gemisinin Almanya'ya verilebileceği söylendi. Bu iki geminin Alman Kuzey Denizi filosuna katılması Alman donanmasını İngiltere karşısında nispeten üstün bir konuma getirecekti. Bu teklif üzerine gözleri parlayan Wangenheim, Berlin'le görüştükten sonra bir anlaşma yapıldı. Buna göre Türkiye, kendisine Rusya'dan bir saldırı gelirse sadece Rusya ile savaşacaktı. Bu iki gemiye karşılık Alman Akdeniz filosuna bağlı bir dreadnought kruvazör Göben ve refakat kruvazörü Breslau'ya Çanakkale Boğazı yönünde hareket etmesi emri verildi. Gemileri İngiliz donanması takip ediyordu. Alman donanmasının büyük ve modern gemilerinden olan Göben ve Breslau 10 Ağustos 1914'te Boğaz'a girdiler. Gemilerin Çanakkale Boğazı'na girişinden sonra Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Bu arada Alman istihbaratına da Türk gemilerine el konulduğu haberi ulaşınca Wangenheim Alman gemilerin derhal iadesini istedi. Osmanlı Deniz Bakanı Cemal Paşa ile görüşen Wangenheim, gemilerin İngilizlere teslimi veya Osmanlılara göstermelik bir bedelle satışı arasında çaresiz Osmanlı teklifini kabul etti. Çanakkale önlerine gelen gemilere törenle Türk bayrağı çekildi ve büyük olanına yani Göben'e Yavuz Sultan Selim, refakat kruvazörü Braslau'ya ise Midilli ismi verildi. Bu gemileri takip ederek Çanakkale Boğazı önlerine gelen İngiliz savaş gemileri ise hem Türk karasularını ihlal ve hem de Türk silahlı kuvvetlerini tahrik ederek Boğaz önünde gösterişli bir hareketten sonra Gökçeada yönüne gittiler. İstanbul'a hareket eden Yavuz ve Midilli gemileri kısa bir süre sonra Enver Paşa'nın emriyle yanlarında Türk savaş gemileri de olduğu halde tatbikat yapmak üzere Karadeniz'e açıldılar. Donanmaya Yavuz'un kaptanı Amiral Zuşon komuta ediyordu. Burada Türk tarafının asıl amacı Rus donanmasını tahrik ederek Rus gemilerinin Türk filosuna saldırmasını sağlamak ve böylece Almanya karşısında ardı ardına yenilgiler alan Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa'ya savaş açmaksızın tek taraflı bir savaşa girmek, yılların öcünü almak ve kaybedilen toprakları kurtarmaktı. Ancak yarı yolda Berlin'den bir takım gizli emirler alan Amiral Zuşon, Osmanlı Devleti'nin bir an önce savaşa girmesi için Rusya'nın Odessa, Sivastopol ve Feodosya limanları gibi kısmen sivil hedeflere sebepsiz yere saldırdı. 2 Kasım'dan 7 Kasım 1914'e kadar Rusya, İngiltere, Fransa, Japonya ve Belçika Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiler. Rus ordularının peş peşe Alman orduları karşısında yenilmesi Rusya'yı zor duruma sokmuştu. Rusya'nın savaştan çekilme ihtimali ve daha da önemlisi Avrupa'da baş gösteren kıtlık İngiliz savaş kabinesini bu duruma bir çare bulmaya sevk etti. İngiliz Deniz Kuvvetleri Lordu Winston Churchill'in parlak bir fikri vardı. Çanakkale Boğazı'na yapılacak ani bir deniz saldırısını takiben İstanbul'un ele geçirilmesi.
Böylelikle bir vuruşta başkentini kaybeden Osmanlı Devleti savaş dışı kalacak, hem Rus buğdayı Avrupa'ya ulaştırılacak hem de her yandan kuşatılan Almanya teslim olmaya zorlanacaktı. Bu görünüşte çok parlak bir fikirdi. İngiliz savaş kabinesinde bir süre tartışıldıktan sonra kabul de gördü. Kabinede ateşli konuşmalar yapıldı. İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener, Gelibolu şehrinin karşısında bir denizaltımız su yüzüne fırlayıp İngiliz sancağını 3 kere sallarsa, yarımadadaki bütün Türk garnizonu tabanları yağlayıp soluğu bol ayırda alır demişti. Winston Churchill ise yapılacak olan bu seferi 2. bir Truva Savaşı'na benzetmiş, eski Yunan medeniyet ve kültürünün tek temsilcisi olan İngiltere'nin barbar Türkleri Anadolu'dan atacağını, hatta Orta Asya'ya kadar süreceğini iddia etmişti. Bu savaş İngilizler tarafından öylesine Truva Savaşı'na benzetilmişti ki tüm İngiliz gazeteleri bu konuda yazılarla doluydu. 18 Mart günü Boğaz'a ilk giren savaş gemisi eski Yunan kültürünün temsilcisi İngilizlerin Queen Elizabeth zırhlısı olurken, belki de bu sebeple hemen onun ardından Boğaz'a giren ikinci geminin adı Truva Savaşı'nı çıkaran Yunan kralı Agamemnon'un adını taşıyordu. Ne var ki savaş alanından ilk kaçan gemide Agamemnon'dan başkası olmayacaktı. İngilizler hemen sefer hazırlıklarına başlamışlardı. Donanmaya Amiral Carden komuta edecekti. İngilizlerin Çanakkale Seferi ile ilgili düşüncelerini yansıtması açısından bu sefere gönüllü olarak yazılan İngilizlerin ünlü genç şairlerinden Rupert Brooke'un şu ifadeleri dikkat çekicidir. Bu inanılamayacak kadar güzel bir şey. Talihimizin bize bu kadar yardım edeceğini hiç sanmıyordum. Gidiyoruz. Galata Kulesi 15 pusluk toplarımızla yerle bir edilecek. Deniz kana boyanıp leş dolacak. Ayasofya'nın mozaiklerini, halılarını yağma edeceğiz. Türk kızları benim olacak. İnanıyorum ki bir devrin kapanışına şahit olacağım. Tanrım, hayatımda bu kadar mesut olmamıştım. 3 Kasım 1914 günü Çanakkale Boğazı önünde uzun zamandır fırsat kollayan İngiliz donanmasının dev savaş gemileri Londra'dan gelen emirle Boğaz'ın giriş kısmındaki Seddülbahir ve Kumkale istihkamlarını birkaç saat boyunca bombardıman etmiş, Seddülbahir'deki cephaneliğin patlaması sonucu 5 subay ve 81 erimiz şehit olmuştu. Gemilerden sadece bir tanesinin üzerindeki top sayısı bile bu iki kaledeki toplam silah sayısından fazlaydı. Bu ilk bombardıman Türk tarafının işine yaramış, Türk Genelkurmayı Çanakkale Boğazı'nın İngilizler tarafından zorlanabileceğini göz önünde bulundurarak büyük hazırlıklara başlamıştır. Ocak ayından itibaren İngiliz ve Fransız müttefik filoları gerek İngiltere ve Fransa'dan gerekse Akdeniz'deki üslerinden Çanakkale yönünde hareket emri almışlardı. İngiliz ve Fransız filoları Limni ve Gökçeada yönünde Kuzey Ege'ye doğru yol alıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin savaşa girişiyle birlikte her yerde seferberlik başlamış, genç ihtiyar herkes cepheye koşuyordu. Avrupa'da eğitimini sürdüren, orada master, doktora yapan öğrenciler, Türkiye'deki üniversite, hatta liselerde okuyan öğrenciler tüm maddi arzularını bir yana bırakıp cepheye koşuyorlardı. İstanbul'un kapısının kilidi olarak görülen Çanakkale Boğazı'nın İngiliz ve Fransızlarca zorlanması tüm Türkiye'de büyük bir infiale neden oldu. Bunlardan sadece bir tanesiydi Behzat Kerim Efendi. O İstanbul'dan ayrılırken hatıra defterine şunları yazıyordu. Oh, artık emelime nail oldum. Ben de dinim, yurdum, şen ve mesut hatıratı hayatım, sevgili İstanbul'um için canımı feda edeceğim. Çünkü Çanakkale'ye, hayır haşa Çanakkale'ye değil, Demir ve Kan Kale'ye gidiyorum. Mesrurum. Ben İstanbul'u ebediyen Müslüman Türk kalacak olan şu mübarek halife ve hakanlar yurdunu müdafaa ederken, ihtiyar babamın saadetine, masum yavrumun hayatına, sevgili Nebibemin ırzına, hülasa hiç tanımadığım anneciğimin Merkez Efendi'deki asude mezarına dokunabilecek kirli, menfur elleri kıracağımı biliyorum. Selam sana ey kalbimin Kâbesi İstanbul. Ölüme gidenler sana veda ediyorlar. Yavrular babalarına babacığım gitme derken onlar yavrum senin için, milletim için diyorlardı. Her insan ayrı bir dünyadır. Çanakkale'de ise her insan ayrı bir destan. Türk halkı
cepheye gönderdikleri için türküler yakıyordu. Bunlardan sadece bir tanesi Hey 15'li türküsüydü. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı, 15'liler gidiyor, sevenlerin gözü yaşlı. Bu türkü Çanakkale'ye giden Hicri 1315, miladi 1900 doğumlu, yani 15 yaşında askere giden Tokatlı çocuklar için bestelenmişti. Bir yanda yağmaya gelenler, bir yanda vatanlarını savunanlar. ...1914 Ocak-Şubat aylarında Limna Adası'nın limanı Mondros ve Gökçeada limanları öylesine gemiyle dolmuş, müttefikler gemi sayılarını öylesine abartmışlardı ki, bu limanları daha önce görmemiş olan biri buraları gelişmiş Avrupa limanlarından birisi sanabilirdi. İngilizler Limni ve Gökçeada'ya 48 tanesi savaş gemisi olmak üzere irili ufaklı 230 civarında gemi getirmişlerdi. Ayrıca sayıları sürekli değişen ancak her an için hazır 20'den fazla denizaltı, 14 uçak gemisi, 50'den fazla uçak ve zeplinlerle Limni'nin Mondros limanında heyecan verici bir izdiham yaşanıyordu. Büyüklüğüne göre aynı şey Gökçeada için de söylenebilirdi. Bu arada Çanakkale Boğazı'nda tabyalar savaşa hazır hale getirilmiş, mobil toplar getirilmiş, boğaza 11 sıra mayın dökülmüş, Turgut Reis, Barbaros Hayrettin gibi birkaç Türk savaş gemisi Çanakkale önlerine gelmişti. Boğaza Cevat Paşa komuta ediyordu. ...19 Şubat 1915 günü saat 10'da İngiliz çelik kalelerinin bir kısmı karşı çaprazdan boğazın giriş kısmındaki Seddülbahir ve Ertuğrul tabyalarını, bir kısmı da yine aksi istikametten Kumkale ve Orhaniye tabyalarını bombardımana başladılar. En mükemmel bir dreadnoughtla en az 15-20 yaşındaki iki toptan oluşan bir tabyanın düellosu ne kadar hayret vericidir. İngiliz uçakları da bomba ve çivi atarak ellerinden geleni yapıyorlardı. Bir süre ateşe devam eden filo isabet almaya başlayınca geri çekildi. Bu tarihten sonra aralıksız olarak İngiliz-Fransız filoları mesailerine her gün tam vaktinde geliyor ve sürekli alev kusuyorlardı. 25 Şubat 1915 günü boğazın girişindeki tabyalarımızı tekrar zorladılar. Yine isabet alınca geri çekilmeyi yeğleyen müttefik filo karşısında artık bu tabyalar kullanılmaz hale gelmişler ve görevlerini boğazın içindeki kardeşlerine bırakmışlardı. Uçaklardan atılan bomba ve çiviler askerlerimize zarar veriyordu. Diğer taraftan hava savunmamızın isabetli atışları İngilizlerin pahalı uçaklarının düşmesine sebep oluyordu. 25 Şubat'tan sonra hava şartlarını bahane eden müttefik filo boğaza yapacağı genel saldırıyı sürekli erteliyordu. 7-8 Mart gecesi küçük mayın dökme gemisi Nusret, Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey komutasında 26 adet mayını Çanakkale Boğazı'nın serin sularına kıyıya paralel olarak bıraktı. İngiliz uçakları ve mayın arama birlikleri bunları 18 Mart gününe kadar fark etmeyeceklerdi. Müttefik İngiliz-Fransız filosu Amirali Carden, başarısız olma ihtimalini kuvvetli gördüğünden olacak, depresyona girmiş ve donanma komutanlığından alınarak yerine çok hırslı biri olan yardımcısı Amiral Jean de Robeck atanmıştı. Amiral Jean de Robeck, Londra'ya çektiği telgrafında havalar iyi giderse 2 hafta içinde İstanbul'da olacağını bildirmişti. Bu arada İngiltere'de İstanbul'a turistik gezi biletleri satılmaya, Türkiye'yi işgal ettiklerinde piyasaya sürülecek paralar basılmaya başlanmış, İstanbul'daki azınlıklar İngilizleri misafir etmek için her türlü hazırlığı yapmışlardı. Müttefikimiz Almanya'nın Türk Hava Kuvvetleri için yolladığı savaş uçakları Çanakkale'ye yerleştirilmişti. Ancak uçaklarda hala Alman haçı simgesi vardı. 17 Mart günü bunlara komuta etmek üzere Yüzbaşı Serno Çanakkale'ye gelmişti. 18 Mart sabahı Yüzbaşı Serno bir deneme uçuşu yapmak üzere havalandı. İngiliz-Fransız müttefik filosu boğaza doğru yola çıkmıştı. Bu keşif o kadar işe yaramıştı ki boğazdaki tüm silahlar alarm durumuna geçti ve Türk tarafı hazırlıksız yakalanmaktan kurtuldu. Donanma tüm ihtişamıyla geliyordu. Büyük savaş gemileri 3 sıra halindeydi.
daha küçük refaket kruvazörleri ve torpido muhripleri etraflarında denizin üstüne yayılmıştı. Büyük gün gelmiş, büyük deniz savaşı başlamıştı. Saat 10.30'da önce ilk sıra Boğaz'a girdi. En önde İngiliz donanmasının gururu Queen Elizabeth, hemen ardından efsanevi Homeros destanındaki açgözlü Yunan kralının adını taşıyan Agamemnon, Lord Nelson, Inflexible, Prince George ve Triumph. Tüm güçleriyle ateş ediyorlardı. Biraz sonra ikinci hattı oluşturan Fransız gemileri Goliath, Charlemagne, Bouvet, Suffren boğaza girerek savaşa dahil oldu. Savaş şiddetlenmişti. 186 İngiliz-Fransız topuna karşılık Türk topçusunun 17 topu vardı. Deniz topçusuyla kara topçusu arasında ilginç bir savaştı. Savaşı Queen Elizabeth'ten idare eden Amiral Jean de Robec Fransız gemilerine öne geçme emri verdi. Queen Elizabeth hızını alamamış, savaş alanını bırakıp sivil Çanakkale şehrini de bombalamaya başlamıştı. İngiliz gemilerinin 38'lik topları 12 metre çapında ve 4 metre derinliğinde çukurlar açıyordu. Savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü bir anda bir İngiliz torpido muhribi isabet alarak battı. Türk tarafı aşka gelmiş, seri halde ateş ediyor, gemilerin arasında süs sütunları yükseliyordu. Ancak cephane az olduğundan her an bitme endişesi vardı. Az sonra büyük bir patlamanın ardından bu ve yan yatarak batmaya başladı. Gemiden denize dökülen Fransız askerlerine zarar gelmemesi için Türk tarafı ateş kesmişti. İngilizler de bir süre ateş kestiyse de daha fazla dayanamayıp tekrar şiddetli bombardımana başladılar. Fransız gemileri geriye çekilirken İngiliz gemileri öne geçmişti. Bir süre sonra 3. sırada yer alan İngiliz gemileri de boğaza girdi. Majestic, Van Geans, Irresistible, Albion, Ocean, Swiftsure. Boğaza yeni giren Ocean, Rumeli Mecidiyesi tabyamızı yerle bir ettikten sonra kendine yeni bir hedef ararken bu tabyadaki Seyit Onbaşı arkadaşlarının parçalanmış cesetlerini görünce bir an gayret ve kuvvete gelerek 215 kilo ağırlığındaki bir top mermisini sırtlayıp mermiyi topa sürdü ve ateşledi. Büyük bir patlamayla infilak eden Ocean zırhlısı kontrolü kaybedip Nusret'in döktüğü mayınlardan da nasibini alarak 1,5 dakika içinde sulara gömüldü. İngilizlerde moraller giderek bozuluyordu. Buna karşı Türk topçusunun morali yerindeydi. Gövdesinden aldığı ağır yaralar sonucu batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Agamemnon, boğazdan kaçan ilk gemi oldu. 3 torpido muhribi daha aldıkları isabet sonucu battılar. Ön sıradaki savaş gemilerini takviyeye giden Irresistible zırhlısı da Nusret'in döktüğü mayınlara çarparak dakikalar içinde battı. Queen Elizabeth de aldığı yaralar sonucu sürüklenince İngilizlerin morali tamamen bozuldu ve Amiral Jean de Robec bu kadar pahalı gemilerin hesabını nasıl vereceği soruları bir tarafta, üzerinde bulunduğu İngiliz donanmasının gururunun batma ihtimali diğer tarafta, nihayet kaçış emri verdi. Akşam çökerken zafer Türk milletinindi. Ancak Churchill'in vazgeçmeye niyeti yoktu. O emrini vermişti. Ne kadar gemi ve insana mal olursa olsun o boğaz geçilecek. Boğazın denizden geçiremeyeceğini anlayan müttefikler Gelibolu Yarımadası'na karadan ani bir çıkarma yaparak buradaki tabyaları ele geçirip etkisiz hale getirdikten sonra İstanbul seyahatlerine devam etmeye karar verdiler. Geç olsun da güç olmasındı, değil mi? Bunun için dünyanın dört bir tarafındaki sömürgelerinden 410 bini İngiliz tarafında, 79 bini de Fransız tarafında olmak üzere 500,000'a yakın insan getirdiler. İngilizler Mısır'da bir üs kurarak getirdikleri askerleri burada hazırlayıp oradan Gökçeada ve Limni'ye naklediyorlardı.
bu orduya komuta etmek üzere İngilizlerin başarısından emin oldukları General Sir Ian Hamilton görevlendirildi. Plan basitti. Aynı anda 3 yere çıkarma yapılacaktı. Bunlardan bir tanesi Türk birliklerinin dikkatini dağıtırken diğer ikisi Yarımada'yı kontrol altına alacaktı. Buna göre Fransızlara yem olma görevi verilerek Kumkale'ye göstermelik bir çıkarma yapması kararlaştırıldı. Avustralya, Yeni Zelanda askeri güçleri yani Anzaklar Arıburnu'na, İngilizler de Seddülbahir'e çıkacaklardı. Anzaklar, Yarımada'nın en hakim tepesi Koca Çimen Tepe'yi ele geçirip Eceabad'ı kontrol altına alırken İngilizler Alçı Tepe'yi ele geçirip Kilitbahir civarını etkisiz hale getireceklerdi. Bu arada Gelibolu'daki Türk ordusuna komutan olarak Alman General Liman von Sanders atanmıştı. 25 Nisan 1915 sabahı şafak sökerken 3 yere aynı anda çıkarma yapıldı. Fransızlar Kumkale'ye çıktılar. Kumkale'ye çıkan Fransızlar savaş gemilerinin koruma ateşi altında ilerlemeye çalışırken şiddetli Türk direnişiyle karşı karşıya kalıp sahile çıktılar. Bir süre sonra da buradan çekilmek zorunda kaldılar. Fransızların Kumkale'ye çıktıkları sırada Anzaklar da Arıburnu'na çıkmışlardı. Fakat Türk birlikleri hazırlıklıydı. Anzaklar dik olan yamaçlarda güçlükle ilerliyorlardı. Ne var ki Türk birliklerinin sayısı azdı ve kısa sürede cephaneleri tükenmişti. 57. Alay cephanesi kalmadığı için geri çekiliyordu. Savaşın kritik bir anıydı. Bu gidişe dayanamayan 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal duruma müdahale ederek geri çekilen 57. Alay askerlerine "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordu. "Efendim düşman geliyor. Cephanemiz kalmadı." "Cephanemiz yoksa süngümüz var. Süngü tak, yere yat." Emre kayıtsız şartsız uyuldu. İşte kazandığımız an bu andı. Türk askeri geri çekilmeyi bırakıp yere yatınca düşman da yere yattı. Bu arada takviye birlikler yetişti. Şiddetli Türk direnişi karşısında Anzaklar sahilde kalmışlardı. Güçlü donanma ateşine rağmen Türk birlikleri bölgeyi canla başla savunuyordu. Yine aynı gün ve aynı saatlerde İngilizler Truva Atı adını verdikleri River Clyde isimli vapurun içine sakladıkları 2000 askerle sessizce Ertuğrul Koyu'na yanaşıp aniden saldırarak Türk gözcü birliklerini etkisiz hale getirmek istiyorlardı. Ancak büyük bir kayaya tosladılar. Parmağı her an tetikte olan Türk askeri gemiden çıkan herkesi cansız yere yatırıyordu. Bunun üzerine İngiliz donanması şiddetli bombardımana başladığı gibi çıkarma gemileri de sahile asker çıkarmaya başladılar. Şiddetli direniş karşısında ilerleyemeyen İngilizler sahilde siper almak zorunda kaldılar. Tosladıkları kaya Gözcü Baba tepesindeki Ezineli Yahya Çavuş ve 63 arkadaşıydı. Ezineli Yahya Çavuş ve 63 arkadaşı o gün İngilizlerin ilerlemesini durdurmuş, arkadaki Türk birliklerine de savunma hattı oluşturması için bir gün kazandırmışlardı. Buradaki çıkarmayı idare eden General Hunter Weston, binlerce kişiyle savaştığını zannederek bu tepeye 4650 top mermisi atmış, akşama tepedeki şehitlerin sayısı kendisine ulaşınca hayretini gizleyemeyen general, savaşın sonu konusunda da endişeye kapılmıştı. İngilizler ve Fransızlar Seddülbahir cephesinde birçok yere aynı anda çıkarmalar yaparak Yarımada'nın uç kısmında tutunmayı başardılar. İngiliz hava kuvvetleri de boş durmamış, sadece savaş alanlarını bombalamakla yetinmeyip başta Çanakkale olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, camileri, hatta hastaneleri de bombalamış, çok sayıda masum insanı öldürmüşlerdi. Sayıları çok az olan Türk Hava Kuvvetleri de İngiliz askeri hedeflerini bombalıyor ve İngiliz uçak ve hava araçlarıyla cansiperane çarpışıyorlardı. Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları boyunca Arıburnu'nda ve Seddülbahir bölgesindeki Alçıtepe'de aralıksız gece gündüz çarpışmalar devam etti. Ne Türk tarafı düşmanı denize dökebiliyor, ne de düşman ilerleyebiliyordu. İngiliz yüzen kaleleri ve uçakları Türk tarafına nefes bile aldırmıyordu. 14 Mayıs 1915 gecesi tüm ışıklarını söndürmüş olarak Boğaz'da Alman Rudolf Fille komutasında ilerleyen Muavenet-i Milliye torpido botumuz sessizce Morto Koyu'nda bulunan İngilizlerin Goliath zırhlısına yaklaştı ve iki torpido atarak hızla kaçtı. Az sonra gecenin derin karanlığı büyük bir patlamayla yırtıldı ve Goliath 570 mürettebatıyla dakikalar içinde sulara gömüldü. 19 Mayıs'ta gün doğmadan düşmanı denize dökmek için başlatılan Türk taarruzunda
içinde birçok İstanbul Üniversitesi öğrencinin de bulunduğu binlerce genç şehit olmuştur. 25 Mayıs'ta Kabatepe Arıburnu arasında kol gezen İngilizlerin Triumph zırhlısı denizden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı koruma önlemini almış Türk siperlerine ateş kusarken müttefikimiz Almanların U-21 denizaltısı attığı bir torpille Triumph'ı Saros'a gömdü. Sürpriz yapmayı çok seven U-21 denizaltımız 27 Mayıs'ta Seddülbahir cephesinde Türk tarafına göz açtırmayan çelik kalelerden biri olan Majestik zırhlısını mesaiye giderken yakaladı ve oldukça uzaktan attığı bir tek torpille dakikalar içinde batırdı. Londra ve Paris'in canı sıkılmaya başlamıştı. Aylar geçmesine rağmen hiçbir ilerleme yoktu ve kayıplar da giderek artıyordu. İngiliz generali Ian Hamilton'ın son bir planı vardı. Suvla koyuna çıkarma yaparak anafartaları ele geçirmek. 7 Ağustos 1915'te gün doğmadan yeni askerlerle takviye edilmiş İngiliz Anzak ordusu denizden donanma topçusunun koruma ateşi ve havadan İngiliz Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Suvla koyuna çıkmaya başladılar. Hem Arıburnu'nda hem de Suvla'da ilerleyen İngiliz birliklerinin karşısında yorgun savaşçılar vardı. İngilizler Türk birliklerine zehirli gaz bombası da kullanıyorlardı. Churchill'e bu durum hatırlatılıp bunun bir insanlık suçu olduğu söylendiğinde Churchill, "Türkler insan değil ki," diye cevap vermişti. İngilizler Türk siperlerine ölüm yağdırıyor. İnsan parçaları havalarda uçuşuyordu. Savaş bir değirmen gibi insanı öğütüyordu. Her patlamada Anadolu'da cephedeki yiğidini bekleyen yüzlerce çift gözü yaşartacak sahneler yaşanıyordu. Savaş geride bekleyenlerin de savaşıdır. Hiç gelmeyecek kocasını, hiç dönmeyecek babasını, doyamadığı oğlunu ömrü boyunca özlemek, beklemek nedir bilir misiniz? Yiğidin harman olduğu bir andı. Türk birlikleri geri çekiliyordu. İngilizler Jonk Bayırı'na tırmanıyor, savaşın sonu yaklaşıyordu. Siperler arası mesafe yer yer 8 metreydi. Ölüm muhakkaktı. Ama o ne metanet, o ne tevekkül. Bilenler Kur'an'ı okuyor, bilmeyenler dua ederek ölümü bekliyordu. 10 Ağustos'ta Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum," diyerek genel taarruzu başlattı. Tüm milletlerin savunmadan ümidi kestiği yerde Müslüman Türk'ün taarruzu başlıyordu. 3 dakika önce öleni görüyor, 3 dakika sonra öleceğini biliyor ve şehadete, cennete koşuyordu. Bu büyük inanç ve azim karşısında parayla veya zorla getirilen İngiliz ordusu çözüldü. Zafer Türk milletinindi. Bundan sonra İngilizler birkaç saldırıda bulunduysa da başarılı olamadılar. İngiliz savaş kabinesinin inadı Türk direnişi karşısında kırılmış, sonbahardan itibaren İngilizler geri çekilme hazırlıklarına başlamışlardı. Son İngiliz gemisinin de 9 Ocak 1916'da Seddülbahir'den ayrılmasıyla zaferin haklı coşkusu Türk milletinin olmuştu. İngiliz ve Fransız müttefik ordusu esir, hasta, yaralı toplam 250 binden fazla kayıp vermiş. Buna karşılık Türk tarafı da savaş alanında hastalıktan veya yaralı olduğu için hasta yatağında şehit olanlar, esir ve kayıplarla birlikte 250 bine yakın bir kayba uğramıştı. Ancak belli bir kayda tabi olmaksızın gönüllü olarak cepheye gelen ve şehit olanların sayısını hesap etmek çok zor. Bir İngiliz generalinin belirttiği gibi Çanakkale'nin İngilizler için en önemli kazancı Türk milletinin okumuş aydın kesiminin şehit olması, Türkiye'nin gençliğinin dolayısıyla geleceğinin elinden alınmasıydı. Asırlardır zafere, başarıya susamış olan milletin kendine güveni yeniden yerine gelmişti. Kurtuluş Savaşı'nda da çok ihtiyacımız olan kendine güven böylece kazanılmış oldu. Millet kendisini bağımsızlığa götürecek olan komutanları başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de tanımış, komutanlar da Çanakkale'de
iyi bir eğitim almışlardı. Anadolu'da yaşayan halklar omuz omuza bir amaç için bir araya geldiklerinde neler yapabileceklerini görmüşler, millet olma bilincine ermişlerdi. Birkaç asırlık Rus İmparatorluğu çökmüş, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin özgürlüğe giden yolu açılmıştı. Esir milletler, yenilmez denilen İngiliz ve Fransız'ın arkasına bakmadan kaçışına şahit olmuş ve özgürlük savaşı için gereken özgüveni kazanmışlardı. Birlik ve beraberliğimizin hiçbir zaman kopmaması, ayrılıkların hiçbir zaman milletin canını yakmaması için Çanakkale ruhu her zaman içimizde olacaktır.